Gençler selam. Çoğu kişinin ergen dizisi diye eleştirildiği ama izleyenin favori dizisi olan Teen Wolf serisinin 6 yıl sonra bu yıl filmi çıktı. Film Paramount Plus platformunda izleyicilerle buluştu. Paramount Plus platformu hala ülkemizde mevcut değil. O yüzden filmi resmi bir yerden veya Türkçe dublaj bir şekilde izleme fırsatımız şu anlık mümkün değil. Fakat filmi internet aracılığıyla ile belli başlı sitelerden Türkçe yaptığınız bir şekilde seyredebilirsiniz. Şimdi filmi incelemeden önce film hakkında kısaca konuşalım. Filme o kadar yüksek bir beklentiyle izlemeyin. Film çok kötü de değil. Çok şaheser bir yapıt da değil. Film bize sanki her şeyi aceleye gelmiş bir şekilde hissettirir Şimdi filmi geçmiş yılların hatırına duygulanmak için, maziyi hatırlamak için izlerseniz filmin tadı muazzam. Tabii ki bir şey eksikliğini aşırı belli ediyor. Dylan O'Brien'in eksikliği. Bizim eski ekibi görünce sağdan soldan bir yerden gözlerimiz Dylan'ın çıkmasını bekliyor. Ama film boyunca maalesef bu isteğimiz hiç gerçekleşmiyor. Tabii biz dinerebiliyorduk filmde Dylan O'Brien'in olmadığını, ama işte bir umut bizimki de. Filmdeki oyuncular sanki eski rollerinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi oynamışlar. Neredeyse eski ekibi dahil olan hiçbir oyuncu aa bu kadar zaman geçmiş aradan ben her şeyi unuttum dememiş. Yani oyuncular oyunculuklarını rollerini çok güzel iyi oynamışlar. O eski tadı yine muazzam bir şekilde yansıtmışlar perdeye. Film Scott Mikkel'ın sürüsünün tekrardan kurması ile başlıyor. Diziden sonra her şey yoluna girmiş olmalı ki herkes kendi istediği sıradan bir yaşantı içerisine girmiş. Scott bir hayvan barınağı işletiyor. Lady'a başarılı bir şekilde kariyer yapıyor. Liam bir dükkan işletiyor. Mason polis olmuş. Derek baba olmuş. Eli adında henüz kurt adam dönüşümünü tamamlayamamış ergen bir oğlu var. Melisa annemiz hala bir hemşire. Şerif Stelinski filmde upuzun bir zaman atlaması olmasına rağmen emekli olmayı reddedip polisçilik oynamaya devam ediyor. Mealia hala sorumsuz bir çakal. Paris ile aşk yaşamaya başlamış. Filmde herkesin bir tarafı eksik olduğu görülüyor. Özellikle Alfa mı Scott'ta. Üzerinde yoğun bir melankoli bir havası olduğu bize yansıtılıyor. Alison'ın kollarında ölmesinden kaynaklı olarak Alison'la hiç yaşamadığı hayata dair büyük bir özlem duyuyor. Ve bunun üstüne serbest kalan Nogursine Alison'ı tekrar can canlandırdıktan sonra Scott Allison'ın yardım için haykırdığı görüntülerle ve perde arkasında kaosu kontrol altına alan Nogusine görüntüleri ile işkence görüyor. Film hızlı bir şekilde işleniyor ama Teen Wolf izleyicilerin alışık olduğu yoğunlukla ilerliyor. Gençlik filmlerinde ve dizilerinde yoğun olarak bulunan aşk, sevgi ve insanlık durumları hala sezonun ilk başlarındaki gibi işleniyor. Bu özellikle Scott ve Allison'ın uzun zamandır beklenen buluşması sırasında belirginleşiyor. Scott bilincini kaybetmiş bir Allison'ın ilk kez karşısında belirlerini görünce şaşkına döner. Arabada eve giderken ellerini titreyerek alnını okşaması gibi küçük detaylar Davis'in en iyi yaptığı şeyi, en güçlü liderlerin bile zayıf noktaları olduğunu seyirciye aktarıyor. Hemşiremiz Melisa ise hala aynı destekleyici bir anne. Oğlunun Alison için duyduğu kaybını açıkça hissedip Alison'ın kafası karışmış halde uyandığında ve tam kurt adam avcısı modunda kaçmaya çalıştığında ona git onu yakala cümleleriyle hala oğlunu desteklediğini görüyoruz. Scott'ın çabaları başarılı oluyor ancak Nogusine tarafından manipüle edilen ve gerçekte kim olduğunu hatırlayamayan Alison'ın ona tüm gücüyle saldırmasını akıl edemiyor. Bu sahneler romantik olmaktan uzak olsa da sahne ikisinin arasında büyülü aşkı çok güzel hatırlatıyor. Scott'ın kendine özgü fedakar iyimserliği ile Ellison'a ulaşmaya ve ona kim olduğunu ve onun niçin kendisi için önemli olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Yönetmen Davis'in tüm ana karakterlerin hikayelerini onurlandırma konusunda açık bir isteği var. Bu da zaman zaman çok büyük bir bilgi akışına yol açabiliyor ve bazı hikayelerin eksik kalmasına neden olabiliyor. Fakat her karakter onurlandırılamıyor. Özellikle herkesin sevdiği Stylus karakteri. Filmde Stylus hakkından bahsediliyor ama ona çok bir referans yapılmıyor. Çok fazla bahsedilmiyor. Lady ve Stylus aşkına ne olduğu hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Film detaylıca konuşulacak, üzerine sohbetler edilecek bir yapıt değil. Sadece eski dizi tayfasına Tim Wolf'un son dansını izletmek için yapılmış bir film. Filmi ince ayrıntısına kadar dikkat ederek izlemeyin. Sadece eski günlerinizi hatırlayıp keyifli bir an yaşamak için izleyin. Hoşçakalın genç kurtlar. Bu hikaye buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın.